Altıncı madde üzerine ilk söz İYİ Parti grubu adına Aydın Milletvekilimiz Sayın Aydın Adnan Sezgin'e aittir. Süreniz 10 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, son günlerde Doğu Akdeniz'de ülkemiz açısından çok ciddi gelişmeler yaşanmaktadır. İktidar bir doğruyu çok gecikmeli olarak yapmıştır. Gecikmeleri ve vahim hataları kısmen telafi edebilecek şekilde Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakat muhtırasını imzalamıştır. Bazı aksaklıklarına rağmen bu mutabakat muhtırasını İYİ Parti olarak destekledik ve arkasında duruyoruz. İktidar bir de büyük bir yanlışın içine girmiştir. Libya ile yeni bir güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası imzalamıştır. Bunun taşıdığı önemli riskleri Dışişleri Komisyonu başta olmak üzere farklı zeminlerde ve bu kürsüden çok açıkça dile getirdik. Libya ile imzalanan güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırasına ilişkin endişelerimizi muhtıraya da ilişkin kanun teklifi genel kurul gündemine geldiğinde daha ayrıntılı tarzda işleyeceğiz. İktidar Doğu Akdeniz'den bölge ülkeleriyle ilişkilerimize, Suriye'den Abile münasebetlerimize, uluslararası kuruluşlardaki tutumumuzdan transatlantik bağlarımıza kadar çok ciddi yalpalamalar ve hatalar yapmıştır, savrulmuştur. Bugün özellikle Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Avrupa Birliği'ne üyeliğinin ardından yapılan önemli bir hataya değinmek istiyorum. Bunu da AB Başkanlığı bütçesi görüşmeleri sırasında yaptığım konuşmanın bir devamı olarak addediyorum. Biz AB ile ilişkilerin geliştirilmesine karşı değiliz, tam aksine. Ama AB ile münasebetlerimizde iktidar en az AB'nin yaptığı kadar hata ve samimiyetsizlik içine girmiştir ve bu hataların bir kısmı da Kıbrıs ile bağlantılıdır. Bu meyanda AB'nin Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatına karşı tavrını da kuvvetle kınadığımı belirtiyorum. Bu tavır hem çelişkili hem de yanlıştır. Ama maalesef GKRY'nin AB'ye üyeliğinin ardından zamanın Bakanlar Kurulu kararları ile verilen ödünler AB'nin Kıbrıs sorununa daha fazla metaldar edilmesine neden olmuştur. Bilindiği üzere Türkiye ile AB arasında bir gümrük birliği rejimi vardır. Mayıs 2004 tarihinde 17 ülkenin AB'ye üye olmasıyla birlikte gümrük birliğinin yeni katılan ülkeleri de teşmil edilmesine yönelik olarak imzalanan ek protokolün hayata geçirilmesi için hükümet Güney Kıbrıs Rum yönetimi dışındaki 9 ülkeyi kapsayan ve Kıbrıslı Rumları bu uygulamanın dışında bırakan bir bakanlar kurulu kararı yayınlamıştır. Bunda sorun yok. Ama daha sonra Rumların Avrupa Birliği nezdinde yaptığı baskılara boyun eğen iktidar 2004 yılının Ekim ayında resmi gazetede yayınlanan 7895 sayılı Bakanlar Kurulu kararını almıştır. Bu kararın başlığı Türkiye ile Avrupa topluluğu arasında oluşturulan gümrük birliğinin uygulanmasına ilişkin esaslar hakkındaki kararda değişiklik yapılmasına dair Bakanlar Kurulu kararıdır. Bu karar metninde Avrupa topluluğuna üye ülkeler listesinde GKRY'ye 25. sırada Kıbrıs adıyla gümrük birliği kararına dahil edilmiştir. Bunun altını çiziyorum. Bilahare gümrük birliğinin uygulanmasına ilişkin idari düzenlemeler 2006 tarihli ve 10.895 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile daha da
ayrıntılandırılmıştır. Böylece limanlarımızın GKRY'nin gemi ve uçakların açılmasına hukuki zemin yaratılmış ve Türk kamuoyu dahil tüm taraflar yanılgıya sevk edilmiştir. Söz konusu Bakanlar Kurulu kararlarında Rumların önünü açan bazı kelime oyunlarıyla ödün verilmiş, bu ödün de kamuoyundan gizlenmeye çalışılmıştır. GKRY'nin Kıbrıs Adası'nın tek ve meşru temsilcisi olarak tanınması sonucunu ima eden böyle kararlar alınmıştır. Ama bu defa kararın Türkiye tarafından uygulanmaması nedeniyle 8 müzakere faslı AB Konseyi tarafından askıya alınmıştır. GKRY'de tek taraflı olarak Aralık 2006 tarihinde 6 faslın daha müzakereye açılmasını veto edeceğini beyan etmiştir. Böylece 14 müzakere faslımız Gümrük Birliği'nin gereği olan malların serbest dolaşımını engellediğimiz iddiasıyla liman ve hava limanlarımızı GKRY'ye açmamamız nedeniyle bloke edilmekte ve hiçbir faslımız kapanmamaktadır. Bugün AB ile ilişkilerimizde GKRY'nin müzakere sürecimizde yarattığı engellerin siyasi veballerinden biri de yukarıda bahsettiğim nedenlerle AKP iktidarının yanlış politikalarının, yanlış okumalarının ve verdiği kozların bir sonucudur. GKRY'nin gemi ve uçaklarına limanlarımızın açılmaması elbette doğrudur. KKTC'nin ve Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını korumak asli bir görevimizdir. Ancak AK Parti iktidarı tarafından alınan Bakanlar Kurulu kararları yanlıştır ve bu halleriyle süreçlerin tıkanmasına neden olmuştur. GKRY'nin Kıbrıs Adası'nın yegane temsilcisi olarak tanınması sonucunu yaratabilen ve kırmızı çizgimizin aşındırılmasına neden olan bu Bakanlar Kurulu kararları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uygulanan izolasyonlar kaldırılmadan hangi gerekçelere istinaden alınmıştır? İktidarın bunları kamuoyuna açıklaması gerekir. Değerli arkadaşlar, uluslararası ilişkilerimizde uzun süredir milli menfaatlerimize aykırı, hayalperest ve bir takım ideolojik heveslere hizmet eden bir anlayış egemendir. Niye dış ilişkilerimizde hatalar yapıyoruz? Zira iktidarın bir dış politikası yoktur. Uluslararası ilişkilerimiz savrulmaktadır. Milli menfaatlerimiz açısından akıl ve sağduyudan, geleneksel dış politika değerlerimizden uzaklaşılmıştır. Bu iktidarın benimsemiş olduğu yanlış zihniyetten kaynaklanmaktadır. İhvan odaklı yaklaşımlar rotamızı bozmakta, ulusal çıkarlarımızı zedelemekte, itibarımızı aşındırmaktadır. Rövanşist anlayışlar, bazı değerlerin evrensel niteliğine karşı sürdürülen benim medeniyetim, senin medeniyetin kavgaları, ihvancı enternasyonalizm eylemleri, Türkiye'yi hiçbir şekilde güvenilmemesi gereken totaliter ülkeler coğrafyasına doğru her açıdan içi boş Avrasya hayallerine sürüklemektedir. Aslında ekonomik çıkarlarımız da bundan zarar görmektedir. Avrupa Birliği hala egemen, müteakkim güç veya öyle olmaya çalışan ülkelere karşı en sağlam partnerdir. Bugün Avrupa'da görülen popülist, İslamofobik, Türkofobik eğilimler ilişkileri kültüralist paradigmalara hapsetmemelidir. Evet, Türkiye AB ilişkilerini olumluya çevirmek için AB çevrelerine de çok büyük sorumluluk düşmektedir. Avrupa popülist ve sığ korku siyasetini aşabilmelidir. Mamafi belli bir süre sonra bunu aşabilmesi ihtimali hala mevcuttur. 2019 Mayıs'ında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimleri, daha sonra ulusal düzeyde gerçekleşen bazı seçimler
bu yöndeki olumlu işaretlerdir. İstese Türkiye kendi menfaatlerine de uygun olarak Avrupa Birliği'nin normalleşmesine katkıda bulunabilir. Türkiye'nin AB'ye üyelik hedefine stratejik çıkarlar, ülkemizin konumu ve tarihsel istidadı perspektifinden yaklaşmak gerekmektedir. Avrupa Birliği'nin kendi bünyesinde yaşadığı sorunları hafiflettikten sonra ilişkilerde tamamlayalım. Teşekkür ederim Sayın Başkan. İlişkilerde yeniden olumlu bir ivme yakalanması mümkün olabilecektir. Bu arada yapmamız gereken tam üyelik müzakereleri ilerlemese de demokrasiyi yeniden inşa etmek, reformlara ve mevzuat uyumuna her alanda daha ileri ve hızlı bir küresel rekabet gücü anlayışıyla geri dönmektir. Avrupa'yı bir basit al-ver, transaksiyonel ilişki alanı ve iç siyaset malzemesi olarak görmekten ziyade AB ile ilişkilerde sahici ve samimi bir irade ortaya koyabilmeliyiz. Kaldı ki ülkemizin UP standartlarına ulaşması AB'ye üyeliğimiz kadar önemlidir. Bunu gerçekleştirebildiğimiz takdirde Türkiye aynı zamanda evrensel değerleri benimsemiş demokratik bir hukuk devleti olarak hem Avrupa'da hem de İslam dünyasında bir model, dünyanın en çalkantılı bölgelerinde. Kusura bakmayın Sayın Sezgin. Ben bir dakika verdim, lütfen.